İmam bayıldığı için gerekli malzemeler 4 adet patlıcan, 3 adet kuru soğan, 3 adet sivri biber, 3 adet domates, 6 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, sıvı yağ, pul biber, karabiber, tuz. Aslında patlıcanlı bütün yemekleri çok severim. Ben de öyle. Et ve, olmadığı sürece. Evet ve benim için gerçekten patlıcan hani olmazsa olmaz. Aslında şuranı da mı çıkarmasın? İmam bayıldı ne severim. O zaman ikiye yapalım şöyle. Çok pardon bir şey soracağım. Ben bunlardan yiyip gideceğim değil mi? Hiç gitmem yani. Hep bak masa kuruyoruz arkada sana bebeğim. Ay çok da şık. Çok güzel. Şöyle çıkarmayayım o zaman ha. Sakın da çıkarmayayım. Ben sana yardım edeyim. Onu ikiye mi bölsek acaba boyundan? Eninden mi yapsak? Nasıl yapalım? Boyunu mu enini mi? Vallahi bilemedim ya. Boyundan bölersek kötü gözüküyor. Şey eninden bölersek ortadan. Bence böyle yapalım ya. Bak böyle annem hep böyle yapardı. Enine hop ikiye bölecek. Böyle tamam, yapalım. Daha güzel. Daha iyi olur. Saplarını da koyduk bak, üstüne. Çok güzel. Gayet güzel oldu. Evet böyle yapayım. Ben şimdi onu hemen kızartayım. Çünkü daha keyifli oluyor. Bakın kabuklarını soymadan da yapabilirsiniz. Bunları da soymadım. Şunu mesela soyacağım. Tamamen. Ay şunlar ne kadar kolaylık. Ben bunu bile tutamazdım biliyor musun? Annem ne kızardı ya derdi. Böyle tutacaksın, böyle soyacaksın. Bu bana fazla gelirdi. Soyamazdım yani. Annem derdi arada gel yardım et falan. Olmuyor. Ne zor geliyordu değil mi? Olmuyor. Olmuyor. Niye zorluyordu bilmiyorum. Öğren diye. Ha, sonra da sen gel yemekçi ol. Ya biraz öğren diye de birazcık da işlerine. Şimdi benim annem şöyle ama yapardı. Ama ne zorlardı. Ne zorlardı. Otururdu yerine annem. Onu çok oku böyle. Işte. Sonra albümü aldım onu. Helal. Hani böyle bir şey alınır mı? Alınır. Kısa okuyabilir misin yoksa? Yani böyle bir parça böyle okuyabildiğim kadar. Çok güzel okuyor çünkü gerçekten. Böyle nasıl gidiyor ekrana bilmiyorum ama. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çok, çok güzel, güzel gidiyor. Ya. Yok yani gümbür gümbür. Hiç provasız efendim bak. Hiç provasız doğaçlama. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce. Ortalarını açıyorum azıcık sana. Ortalarını açıyoruz. Peki bu soğanları şimdi kavurmaya başlasak mı direkt? Evet, geç kalacağız hazırladım, yoksa. Hazırladım şeyi ya. Evet şöyle alalım. Sevinirim. Hadi bismillah. Reklama mı gidiyorsun? Benim kulağımdan ses niye gitti? Onu anlamadım. Sesim gitti. Duymuyorum yukarıda rejiyle aram şey oldu. Şimdi onu da yapalım. Sen neredeydin? Oldu. Onu ben bunun üstüne koyarsın diye düşündüm ama istiyorsan doğra. Fırına mı vereceğiz birazcık? Bir gösterelim şöyle bir fırına tamam. Gösterelim. Maydanoz o zaman doğrayayım. Evet ondan sonra bitti o zaten. Tamam şey efendim şimdi imam bayıldığı için. Alıp gidiyorum bunları. Götür tatlım onları. Şöyle maydanozumu da doğradım. Birazcık hızlanmamız lazım. 3 tarif var çünkü. Şöyle. Mutfağa girmek ister misiniz Eda Hanım? Tabii hemen. Tabii hemen. Yerim seni. Tabii hemen. Çok hoşuma gitti diyorsun. Tabii. Yüksel bir daha Eda'ya yaptıracağız yemekleri ona göre. Şöyle sonra olur. Aç kalacağız diyor Eda bak. Antrenman yaparım. O yemekleri prova ederim. Karabiber. Pul biber. İmam bayıldı. Çok severim. Patlıcanın muhteşem birleşmesi. Sarımsak. Her şey var. Tuz. Özellikle bakın şöyle. Klima bayağı ısıtıyor hakikaten o karabiber. Evet evet. Uçuruyor yani. Şöyle. Bakın altını kapatıyorum. Şöyle kenara alıyorum ki kararmasın. En son aşamada doğradığım maydanozları da ilave ediyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Birazcık hızlanmamız gerekiyor. Şöyle aman ya Rabbim. Misler gibi oldu. Aynı pis. Aynı pis. Ha? Şahane ya. Değil mi? Çok beğendim. Vallahi çok güzel. Ay ben şöyle. Sana saymadan buna geçtim ama patates. Geç sen rendele ben sayacağım. Yoksa yetişmeyecek. Yok yok sen rendele. Malzemelerimiz Nermin, önden hazır olsun. Nermin rendeye bakar mısın? Dışarıda atıyor artık. Artık öyle. O da tatil yapmak istiyor. O da tatil yapmak istiyor. Yeter Nermin'i Serpil'in elinden çekti kaç aydır. Şöyle efendim. Piyazlık şekilde soğanlarımızı doğradık, domateslerimizi küp küp doğradık, hepsini şöyle bir kavurduk, baharatlarla lezzetlendirdik. En son aşamada ocaktan alıp içerisine eklediğimiz maydanoz yapraklarıyla taşlandırdık. Sarımsak koyduk, sarımsak olmazsa olmazdır efendim imam bayıldı da. En son aşamada bir fırına vereceğiz.
böyle bir pembeleştireceğiz. Aman ya Rabbim, lezzetinden gerçekten yenmez. O kadar da iddialı bu İmam Bayıldı. Niye acaba İmam Bayıldı bir ismi koymuşlar? İmam Bayıldı vardır herhalde. Çok beğenmiş şey. Ondan. Çok beğenmiş İmam. Çok İmam dayanamamış. Şey dayanamamış, bayılmış. Dayanamamış, bayılmış yani. Yedim, çok beğendim, bayıldım çok ben. Çok enteresan. Karnı yarık İmam mesela. Bayıldı. Karnı yarık. Karnı hakikaten. Yarık. Ya isimlere bakar mısın? Vallahi şahane hepsi. Şöyle efendim, İmam Bayıldığımızı da hazırladık. Bugün zeytinyağlı, soğuk, mis gibi bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Buyurun efendim. Şipşak. Hani şarkılar ve hikayeleri vardır ya, değil mi? Yemek adları ve hikayeleri diye aslında bir şey kitap çıkartmak gerek. Evet. Karnıyarık neden? Kim vermiş bu ismi? Kim yarmış? Neyi yarmış? Kim yarmış? Kim yarmış? Neyi yarmış? Vallahi süper. Şöyle biberleri koyalım. Şimdi onlar böyle bir sönsün fırında. Oh mis. Ama çok işte severim zeytinyağlı. O patatesi suya batırmak şey midir? Daha mı böyle kaygan yapıyor? Yok, aslında iyi bir şey değil. Yok, iyi. Vitamin ben ilk kez ön hazırlığı yapıyorum. Ha, ondan tamam. Onun için suda bıraktım. Şimdi hatta sıkacağım onu. Tamam, hani acaba bilmediğim bir şey mi? Onu yok, yok. Şey yapayım dedim. Hemen İmam Bayıldım'ı alıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında yaklaşık bir 10 dakika biberler kızarana dek pişiriyoruz. Hadi gelin bakalım. Şöyle açtık. Of of of. Ay yeter kolum. Hiç su koymadım. Sadece biberlerimizi kızartacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.